Herkese merhaba arkadaşlar, ben Nilüfer Karal. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır böyle kamerayı kurup odamda video çekmiyordum. Hatta videonun girişini yapmayı bile unutmuşum. Kaç defa çekmeye çalıştım. O sanırım böyle oldu. Bu videonun amacı sizlerle sohbet etmek, biraz geçmişi konuşmak. Neler oldu geçmişte, neden video çekmiyorum böyle artık, neden hep vlog var falan diye. Bir de birçok kişinin tartıştığı iki konu var kanalımda. Birincisi Roma Korn, ikincisi de Tumblr Girl video hakkında. Birkaç söyleyeceğim. Öncelikle Roma ile başlayalım. Evet, Roma Korn fanını bıraktım. Bırakalı yıl oldu. Yıl olmadı da olacak. Çok önceydi yani, sanki bana 10 yıl gibi geliyor. Roma'yı neden bıraktım? Roma'yı bıraktım, terk ettim artık. Çünkü Roma çok değişti, eğer siz de fark ettiyseniz. Artık bana kattığı bir şey yoktu ve ben onun için inanılmaz zamanımı harcıyordum. Ve şu an YGS sınavına hazırlanıyorum. Ama hani ona olan aşkım bunu değiştirir miydi bilmiyorum. Ama ona olan aşkım o zaman bitti. O yüzden de şu anda Türkiye fanlığıyla da ilgilenmiyorum. Bıraktım o işleri. Zaten birçok arkadaşım da Roma çok değiştiğini düşündüğü için Roma Korn Turkey fanlığını falan bıraktı. Yani onlar hepsi geride kaldı. Bu Roma'nın kendi kararıydı. Yani o öyle yapmak istedi. O kendi kaybetti falan filan. Neyse, bunlar boş iş. Boş işmiş. Ama zaman için üzülmüyordum. Çünkü gerçekten de Roma'yı çok sevmiştim. Ve elinden geldiğince de size de tanıtmak için çok şey yaptım. Çok mutlu oldum. Çok fazla insan tanıdım. Bir sürü arkadaşım oldu onun sayesinde. Çok delilikler, manyaklıklar yaptım. Bir aşık bir insan yapabileceğimin her şeyini fazlasıyla yaptığımı düşünüyorum. Ama neyse ki o aşk bitti. İyi ki bitti. Bir hayal gerçek olduğunu konuşabildim ama onunla yüz yüze görüşemedim. Belki bundan sonra da artık hiç görüşemeyeceğim. Neyse, o defter kapandı. Bir daha açılmamak üzere. Evet, bu kadardı Roma Korn. Ne günlerdi değil mi? Hatırlayanlarınız varsa şu anda beni izleyenlerden. Yani vay be diyorum. Koca 4 sene. 4 sene. Geçti, bitti, gitti. Neyse arkadaşlar, ikinci konumuz ise Tumblr Girl video hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Bu videoyu yaparken aslında bu kadar çok eleştiri alacağını hiç düşünmemiştim. Çünkü insanlar bu videoyu çok fazla yanlış anladılar. Ben Tumblr Girl değilim. Sırf Tumblr Girl yani olmak için de bir şey sarf etmedim. Öncelikle şu konuda anlaşalım. Tumblr Girl nasıl olur video tamamen eğlence amaçlı. Zaten okutucunun altında yazmıştım. Ama insanlar bunu sanki ben gerçekmişim gibi, sanki çok normal bir şey anlatıyormuşum gibi algıladılar. Ya da ben öyle yanlış anlattıysam özür dilerim. Ama yorumlar beni gerçekten de çok kırdı. Ve insanlara bir şey anlatmak çok zor oldu benim için. Videoyu eğer sonuna kadar izlerseniz, bu tane kız varmış, onun taklidini mi ne yapıyormuşum, adını unuttum şu an. Hayır, eğer videonun sonuna kadar izlerseniz Instagram'da gezindiğim profillerde zaten ona benzer bir sürü Tumblr Girl görebilirsiniz. Ki bu Türkiye'de ilk ben yaptım bunu ve herkes bunu sadece Tumblr sitesini kullanan kızların olabileceğini düşündü. Ama yanlış. Tumblr Girl olmak için o siteyi kullanmanız gerekmez. Onun ismi o. Ama şimdi buna şey diyorlar. Belki isminden dolayı sizi bildiğim kadar eleştiriniz. İnternet Princess diyorlar. İnternet Princess'i. İnternet Kraliçesi falan diyorlar buna şimdi bu tarzda. Böyle bir tarz gerçekten de var. O dislike'lar. O dislike'lar. Ben sadece olan bir şey göstermeye çalıştım. Türkiye'deki insanların da bunu bilmesini istedim ki Türkiye'de böyle kız tabii ki de. Ben hiç internette görmedim böyle giyin.
gelen kızlar genellikle Rusya'da, Amerika'da, İngiltere'de böyle gelişmiş şehirlerde, gelişmiş ülkelerde görülüyor internette. Tumblr sizin bildiğiniz gibi mesela ben web sayfalarını falan da görüyorum. Tumblr girl demek, Tumblr kız demek, elinde işte kahve alıp yağmur izleyen kızlar değil. Tumblr sitesi milyonlarca insanı barındırıyor. Ve orada inanılmaz değişik stillerde, tarzlarda insanlar var ve oraya fotoğrafları atıyorlar, fotoğraf çekimi yapıyorlar, onları atıyorlar, kendilerini atıyorlar ve çok güzel bir site. Ne kadar çok nadir baksam da, daha çok Instagram'da takip etmeyi sevdiğim için bir çeşit tarzı insanlar var. Ama benim çektiğim videonun o dönem zamanlarında Tumblr girl'ın o tarzı çok moda olduğu için onu size göstermek istedim. Bu bir genelleme gibi algılandığı için beni üzdü. Yani şu anda bir bunu eğer izliyorsanız ne saçmalıyorsun sen diyorsanız artık sizin fikriniz ama bu benim fikrim. Bence birbirimize saygılı olmalısınız. Bu videoyu ilk defa açanlar, benim kanalıma ilk defa gelenler, bu videoyu izleyenler ne demek istediğimi anlamadıysa linkini aşağı koyacağım. Tumblr girl nasıl olunur videomu, onu izleyip sonra tekrardan bu videoyu denebilirsiniz. Bu videoyu like tuşuna basmayı ve bana kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni gerçekten çok sevinirsiniz. Teşekkürler. Hoşçakalın.